Allah'ın izniyle yaralarını hızlı sarmakla kalmayacağız. Muhalefetin ısrarla kentsel dönüşüme karşı çıkarak aslında bu afetlerde yeterince hızlı gitmememizin en büyük günahkarı olanlara rağmen şimdi kentsel dönüşümde adeta devrim oluşturacak adımlar atıyoruz. Kentsel dönüşümü durdurduk diye övünmesinler. Kentsel dönüşüme karşıyız diyerek vatandaşımızın canıyla oynamasınlar. Biz bir tarafta deprem konutlarını altyapısıyla beraber üretirken şimdi kentsel dönüşümle daire sahiplerimiz bir tarafta 100 metrekarelik dairenin neredeyse tamamını maliyetini karşılayacak şekilde 0.74 faiz oranıyla ve 2 yıl ödemesiz uzun vadeli imkanlarla kendi konutlarını hızlı bir şekilde kentsel dönüşüme tabi tutarak inşaatlarını yapabilecekler. Rahat durun. Bırakın işimizi yapalım. Vatandaşın hakkıyla oynamayın. Çünkü sürekli vatandaşın aklıyla oynuyorsunuz. Kentsel dönüşüme karşı çıkarak toplantılar yapa ülkenin kentsel dönüşümündeki adımlarını engellediniz. Düne kadar Türkiye Cumhuriyeti hazinesinde hiçbir şey kalmadı diyenler daha 5 dakika sonra biz iktidara geldiğimizde Merkez Bankası'ndaki altınları liralara çevirip dağıtacağız. Merkez Bankası'nın ve hazinenin kasası boşsa ne dağıtıyorsun? Boş değilse niye boş diyorsun? Aklımızla, vatandaşın aklıyla oynama. Özellikle de gelişmekte olan ülkeler içerisinde en çok yatırım alan ülke Türkiye. Sen kalkıyorsun bu toplantılarda, ben şu kadar para getireceğim diyorsun. Kusura bakma. Hiçbir fon yöneticisi, hiçbir ülke, hiçbir uluslararası kuruluş muhalefetin liderine de yöneticisine de bakıp bir ülkeye yatırım yapmaz. Tüm fonlar, yatırımcılar doğrudan ve dolaysız yapacak olanlar iktidarın ne dediğine bakar. İşte iktidarı 21 yıldır yöneten Sayın Cumhurbaşkanımız Allah'ın izni, milletimizin desteği ve teşkilatlarımızın bu muhteşem enerjisiyle 14 Mayıs'ta gene zaferi alacak. Zaferi kutlayacağız hep beraber. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemi doğru olan söylemdir. Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin yöneticisi olarak söylediği şeyler yatırımcıyı çağırır. Kendinizi kandırmayın, gurur duyun. Son bir haftada TCG Anadolu gemisi, İHA ve SİHA'ların indiği gemi şu anda Sarayburnu'nda. Muhalefete sesleniyorum. Ülkenle, potansiyeliyle, teknolojisiyle övün ya. Git şu gemide bir fotoğraf ver İHA'larla, SİHA'larla. Ve o İHA'lar, SİHA'lar Türkiye'de üretiliyor. Aymazlara bak. Biz gelince İHA'lara, SİHA'lara şöyle bir el atacağız. Niye? Çünkü biz bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün teminatı olan savunma sistemimizi güçlendirdik. Şimdi el atacakmış. Hadi orada. 70'li yıllarda bunu engellememiş olsalardı, 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda engellememiş olsalardı, AK Parti iktidarına bekletmemiş olsaydılar, şu anda enerjiyi tüketimimizin %12'si karşılıyor olacaktır. Gene Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Onun bunun sözlerine bakmayın. Biz üretiyoruz.
Üçüncü havaalanı yaptığımız zaman niçin yaptınız? Şehir hastanelerini yaptığımızda niçin yapıyorsunuz? Yolları yaptığınızda ne gerek var? Hızlı trenlere ihtiyaç mı var? İzmir-Ankara yolunu 3,5 saate düşürdüğümüz zaman ne gerek var? Bunların sürekli söylediği şey şu. Ne gerek var? Ya da Türkler yapamaz. Türkler her şeyi yapar, her şeyi. Allah'ın izniyle. Ve biz yolumuza devam edeceğiz hep beraber. Şimdi Mersin'deyiz. Mersinli kardeşlerimizle tarihi bir rekor kıracağız. AK Parti demek zaten vefa demek. AK Parti demek birlikte çalışmak demek. AK Parti demek Türkiye'ye güvenmek demek. AK Parti demek liderine, cumhurbaşkanına sahip çıkmak demek.